presentation on marketing. Bu arada benim size bir tavsiyem var. Bunları dinleyip dinleyip gaza gelmeyin. Mutlaka ve mutlaka sakince, mantıklı bir şekilde oturup ailelerinizle sohbet edin. Konuşun abi. Sessiz kalmayın bu tip konularda. Çek böyle anneni, babanı, velin kimse artık. Otur. Konuşmaya çalış. Olmadı mı bir daha konuşmaya çalış. Olmadı mı bir daha konuşmaya çalış. Konuşun abi. Derdinizi anlatın. Hayallerinizi anlatın. Anlatabildim mi? Bunu yapmazsanız o evrede agresiflik, sert, atar, gider. Yaparsan o sana daha çok bilinecektir abi. Bunu çok yapıyorsunuz. Bunu ben de yaptım. Ben 18 yaşıma geldim artık. Ne oluyor oğlum? Kimsin lan sen? 18 yaşında bebesin. Yanlış anlamışsın 18 yaşındakiler. Kendime de söylüyorum 18 yaşındaki halimi. Emin olun sizden daha tecrübeliler. Ama sizin gibi düşünemiyorlar. Çünkü günümüzün şartlarına hakim değiller. Onları öğretin abi. Anlatabiliyor muyum derdimi? Şimdi birçok kişi şunu diyordur. Ya ben öyle konuşsam ağzıma sıçar bu. Sıçmaz abiciğim. Oturup adam akıllı karşısına geçip insan yerine koyarak gerçekten bir anne oğul, baba oğul ya da kız versiyonu neyse. Bunun getirisi neyse o şekilde uygulamaya geçirirsen inanın sizi dinleyeceklerdir. Bir dil, iki dil, üçüncü de dinleyeceklerdir. Ve bunun yaşla çok ilgisi var. Siz büyüdükçe işler biraz daha değişiyor. Evet, anlamaya çalışır. Başta olmaz. Yani şu tavırları hayal edebiliyorum. Hayır hayır, sen doktor olacaksın ya. Ben oğlum önemli değil abi. Ulan orada ya ben kendi hayatımı yaşayamayacak mıyım ya dediğiniz noktada kaybettiğiniz noktadır abi. Peki bu senin isteğin baba, eyvallah. Ben doktor olmak istemiyorum. Neden? Çünkü bunu. Çünkü benim buna yeteneğim. Benim bu şu. Açıklayın abi, konuşun. İletişim kurmaktan korkmayın. Onu anlatmaya çalışıyorum. Benim babamla annem çok modern insanlar. Hep anlatıyorum. Beni gerçekten anlamaya 25 plus'ta anladılar. Çünkü benim bu sefer artık dengeler şaştı. En sonunda babam şunu dedi. Ulan bu çocuğun sağlığı daha önemli ya. Psikiyatre edelim ya, ne oluyor falan. Ve gerçekten psikologla ortaklaşa böyle bir dönem gittim psikoloğa. Psikoloğa gitmekten de çekinmeyin bu arada. Gerçekten farklı açılardan size yol gösteriyor. Ben de kaçtım böyle bir yaşıma kadar. Ne psikoloğa? Para tuzağı lan bunlar. Falan yapıyordum. Öyle değil. Gerçekten iyi bir doktorsa, iyi bir psikologsa gerçekten farklı açıdan sizi çözümleyebiliyor. Farklı yollar gösterebiliyor. Aileme de gösterdi mesela. Beni hala anlamıyorlar. Anlamayacaklardı oğlum. Sen anlatmaya devam et diyorum. Biri gelecekte ne yapacağım bilmiyorum, hedef bulamıyorum, ne yapabilirim diye soruyor. Üzüldüm. Valla ben de bilmiyordum ki, şimdi böyle bir yorum yapayım istiyorum fakat yapamıyorum. Ben de bilmiyordum çünkü çok karışmıştım. Yani bir yandan en bak bendeki en büyük örnek oyunculuk arkadaşlar. Bu arada Şafak hediye aklımda, bütün abonelikler aklımda, okuyacağım. Konu şimdi böyle bir derinleşti ya benim aklımda. Ben çok büyük bir yerden büyük bir imkan kazandım. Değil mi? Gaye Sökmen gibi bir kadın bir düğünde bana denk gelip masama oturup lütfedip oyuncu olmak ister misin diye bana sordu. Ve ben dedim ki bilmiyorum. Dışarıdaki tüm insanları ve şu an aklınıza düşündüklerinizi masaya yatırın. Abi salak mısın? Aptal mısın abi? Aynen bu tepkilerle ve kendime de, kendi istesim onu söylemiyor ama işte insanlar ne düşünüyor çok düşündüğümüz için o da bize yansıyor. Ben de kendime dedim. Ulan bu fırsat aslında. Ama ayağım hiç gitmedi. Kadıncağızı aramadım, ayıp ettim. 4 defa 5 defa Gaye abla beni aradı. Oğlum dedi, bak bu işi ben kimseyi bu kadar aramam. Yapacaksan yapalım, yapmayacaksan da artık aramayacağım dedi. Babam bir yandan baskı, oğlum lan manyak mısın, gidip yapsana, ne güzel meslek işte, oyuncu olursun, ne güzel para var, sen yaparsın. Arkadaşlarım, o abi sen deli misin? Kız arkadaşım, istemiyorum ben, o ayrı, onun derdi başka. Kendine olsa koşar. Gibi durumlar. Abi baskı. Dedim ben bu işi yapayım amına koyayım yani. Bu kaçmaz bir fırsat. Yapmadım. Ve hiç pişman değilim abi. Eğitimini aldım, oyunculuk yaptım, auditionlara girdim. Ama hep istemeyerek girdim. Hep babam
laf etmesin, annem laf etmesin, arkadaşlarım geyiğini yapmasın diye yaptım bunları. Hiçbir zaman isteyerek yapmadım, biliyor musun? Onun bana kattığı tek bir şey var. Tiyatroyu çok sevdim. Tiyatroyu başarabildiğim için çok ciddi özgüven kazandım. Ve gene olsa gene yaparım, gene yapacağım mesela. Abi o auditionları bende yok. Bir çocuk benim bir takipçim var demişti ama onlar gizli tutuluyor, sunamaz. Çok da kötü. Çünkü audition dediğin şey senin diziye alınmadan önce böyle kaba taslak başvuru formun yani. Diyorum ya, 1.50 boyunda bir kız geliyor böyle boktan bir açıyla kamerayı ağzına sokuyor. Rol yapıyorsun. Sen de mi düşecektin oraya? Hayır. Yaparken o kadar utanıyorsun ki. Hani böyle sikerim lan diyorsun, bu ne? Gideyim evde ultim oynayayım lan diyorsun. Tek başına oynama olayı çok komik. Çok kötü ya. Gibi gibi mevzular. Yani diyorum ya, oyunculuk benim için bir şey ifade etmiyordu. Hayalim değildi. Ve yapmadım aslında özünde. Yapsaydım ne olurduyu düşünmüyorum ama. O kafa yakar. Eyvallah. Hoş geldiniz. Barış Akarsu, Allah rahmet eylesin. Ultima'da neyse banlanmak istemiyorum. Siktir lan. Oğlum bak, Ultima'ya laf eden bir insan kesinlikle kendine gamer demesin abi. Çok netim bu konuda. Ultima aşığı bir adam olduğum için falan söylemiyorum. Ultima'ya laf eden adam hıyarın tekidir abi. Bilmiyordur oyun, moyun, Ultima cami, şey, oyun camiasıymış, gamerlıkmış, bilmem neymiş, geeklikmiş. Heh yani, net. Ya bazı Ultima diyorum, adam aynı abi Metin 2'de falan diyor. Abi Metin 2 ile Knight Online'ı Ultima ile kıyaslayamazsın abi yani. Siktir git. Ya bilmek zorunda değilsiniz. Ultima Online çok eski bir oyun. MMORPG'lerin temeli yani. Adam ben WoW'cuyum diyor. WoW'un Ultima'dan geldiğini bilmiyor herif. Ve benle tartışıyor onu. Neyse. Knight Online laf atanlar köylüdür bu arada. Abi Knight Online bizim zamanımızda, köylüler hiçbir lafım yok da, bayağı ezik oyunuydu ya. Kusura bakma Oğuzhan ama. Hani internet kafede böyle diye oynayan tipler oynuyordu. Sonrasını bilemem artık ne oldu.